Kars'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan Doğu Ekspresi yolculuğunun son durağına varıldığında halk ve şehir yönetimi sizi oldukça sıcak karşılıyor ve misafirperverliğini sunuyor. Kış turizminde yoğun talep gören Kars, Doğu Ekspresi'nin yaygınlaşmasıyla yaz aylarında da turist çekmeyi başarmıştır. Her mevsimi ayrı güzel olan Kars, Rus, Ermeni ve Osmanlı mimarisinin bir arada görüldüğü, birçok farklı etnik kültürün uyumlu şekilde yaşamayı başardığı ender şehirlerden biridir. Kars, 1877'den 1918'e kadar 40 yıl Rus işgali altında kaldı. Kars halkı daha sonra milli mücadele döneminde önce milli şuura, sonra Cenubi Garbi Kafkas hükümetlerini kurdu. 1920'de Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusu Kars'ı alarak Türkiye topraklarına kattı. Çeşitlilik var. Rusların buraya kolonyal olarak gelip yerleştirdikleri gruplar. Ne oldu? O dönemde bunlar kendi hesaplarını ev ve iş yerler yapınca bizim esas Osmanlı ve Selçuklu binalarımız yok oldu. Ve onların bazı karelerinde hala bakıyorsunuz şu andaki durumu görmeden, yani eski Osmanlı ve Selçuklu şehrini görebilirsiniz. Onlar da kendi hesaplarına bu Kars'a Baltık mimarisini Hollanda'dan getirdiği mimarlarla burada bir Baltık mimarisi oluşturdular. Şu anda görmüş olduğunuz Kars'ın eski Osmanlı mimarisinin birkaç örnek dışında göremezsiniz. Selçuklular döneminde temelleri atılan Kars Kalesi surları 16. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından onarılır ve güçlendirilir. Şehre birçok yeni cami, hamam ve köprü inşa edilir. Bu şekilde Kars önemli bir askeri üs ve serhat şehri olur. Ruslar Kars'ı Anadolu'ya açılan kapı olarak gördükleri için bu şehre büyük önem verirler. 1877-1918 yılları arasında bölgenin üst ve alt yapısına çok fazla yatırım yapmışlardır. Hollanda'dan getirdikleri mimarlarla kendi mimarilerine uygun yepyeni bir şehir inşa ederler. Izgara planlı birbirine paralel geniş caddeler üzerinde görkemli taş binalar inşa edilir. Bunları inşa ederken var olan Osmanlı yapılarını yıkmışlardır. Kars Kalesi'nin eteklerinde inşa edilen Kümbet Cami, eski adıyla 12 Havariler Kilisesi, 10. yüzyılda Kars ve civarında hüküm sürmüş Bagratlı Krallığı döneminde bir Ermeni-Gürcü Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Bu yapı, bir ibadethaneden ziyade Hristiyanlık için büyük bir kutsallığa sahip olan 12 havariyi anmak için yapılmıştır. Daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçen bu kilise camiye dönüştürülerek Kümbet Camii adını almıştır. Bölge 1877'de Rus hakimiyetine girince cami Rus Ortodoks Kilisesi'ne çevrilmiş, 1918 yılında tekrar Türk hakimiyetine girince yeniden camiye çevrilmiştir. 1964 yılında ise müzeye dönüştürülmüştür. Kars Müzesi adıyla da bilinen bu eski ibadethane, bu işlevini 1981 yılına kadar sürdürmüştür. Hemen yanı başında tarihi taş köprü bulunmaktadır. İnsanlar talebi çok. Özellikle okul tatilinde, özellikle sömestr dönemindeki 15 günlük tatil döneminde insanlar büyük bir rağbet gösteriyor. Ve şehir içerisinde de işte tarihi yapıların herkesin görmesi lazım ve tavsiye ederiz. Özellikle 12 Haberler Kilisesi, Fethiye Camisi bildiğimiz yer işte, Kümbet Camii. Aynı zamanda şehir merkezindeki tarihi köprü, taş köprü, hamamlar ve yapıların herkesin gelip bunları mutlaka görmesini tavsiye ederiz. Tabyalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1699 tarihinde imzaladığı Karlofça Anlaşması'ndan sonra devletin doğu sınırlarında yeni savunma sistemleri oluşturmak amacıyla 1734 tarihinden başlayarak şehri doğudan Ruslara karşı, güneyden İran'a karşı savunma amaçlı inşa edilmiştir. 1734-1878 tarihleri arasında yaptırılan 46 adet tabyadan 24 tanesi ya tamamen tahrip olmuş ya da sadece savunma mevzileri günümüze kadar ulaşabilmiştir. Kars'ın kalpleri ısıtan diğer bir geleneği ise aşıklık. Aşıklık, geçmişi Dede Korkut hikayelerine dayanan sözlü gelenekler ve aşıkların anlatımlarıyla günümüze kadar ulaşabilmiş nadide bir kültür mirasıdır. Ekmeğine, tuzuna, kekik, gül, yarpuzuna,
aşına kurban karsın. Kekin rüyar kurduğuna aşına kurban karsın. Kaynak suyun tasına, koca kartal sesine, kuşuma kurban karsın. Koca kartal sesine, kuşuna kurban karsın. Birer de dudak değmez, leb değmez diyoruz. M, B, H, V ve F harfini kullanmadan Kars'ta ağırlıkla aşıkların yaptığı birer leb değmez örneği vereceğiz. Demin sağ olsun Ayhan Şimşekoğlu açtı ayağı. Şimdi de müsaadenizle ben açayım. Olur mu? Tabii ki olur. Geçer kışlar gelir, karalır karadalar. Yazlar geçer kışlar gelir, karalır karadalar. Kayalara kuşlar gelir, zaralır karadalar. Zaralır karadalar. Kayalara kuşlar gelir, zara alır karadalları, zara alır karadalları. Ağustos'ta sıcak çökse, ter alır karadalları. Ağustos'ta sıcak çökse, ter alır karadalları. Külüngüle yararsa, zor alır karadalları. Külüngüle yararsa, zor alır karadalları. Dağılır seslerinden, dertli sazın tellerinden. Ses dağılır seslerinden, dertli sazın tellerinden. Gültekin'in dillerinden, yaralır